Merhaba, herkese iyi akşamlar. Gübre fabrikaları günlük grafik. Şimdi bir arkadaş çok böyle üslup da biraz kötü tabi olarak bir eleştiri yazmış. Yani bu mu, teknik analizi, ne söylüyorsun falan filan gibilerinden. Şimdi arkadaşlar, teknik analizi herhalde bilmiyorum, çok video yaptım. Yani birçok videoda da anlattım. Teknik analiz size şuraya gelir, buraya gider diyecek bir şey, bir yöntem değil. Ama düşüş trendindeyse almazsınız bir hisseyi, bu kadar basit. Veya stop koyarsınız düşüş trendine doğru gidiyorsa. Ya da yükseliş trendindedir, satmazsınız. Yani teknik analiz size bir strateji sağlar aslında. Yani o tabi uygulamadıktan sonra bir anlamı yok da. Onun dışında ben ne söyleyebilirim ki? Yani gübre fabrikaları 35'e gelir, atıyorum. Ya diyemem bunu. Ne bileyim ben gübre fabrikaları nerelere gelir? Veya 100'e gider 2 sene sonra. Bunu söyleyebilecek bir yöntem yok. Bunu hatırlatayım. Yani böyle bir şey bekliyorsanız öyle bir şey mümkün olmadığı için boşu boşuna videoyu izlemeyin. Ama ne işe yarar teknik analiz? Kendimden örnek vereyim. Bakın, bu kanalda yani Aralık'ın son haftasında da bir video çektim, 2021 ile alakalı. Üçlü tepe yaptı borsa. Üçlü tepede de çektim de. Yani o videoyu dün gibi hatırlıyorum. Üçlü tepe yaptı borsa. İşte biraz belki yakın tutmak lazımmış stopları falan diye. Şimdi ben kendimden söyleyeyim. Bakın, ben üçlü tepede stop oldum. Yani üçlü tepe bozulmaya başladı aşağıda, anladım kırılımı. Geliyor yani, 20 günün altında da sarkıyordu fiyatlar. Mesela orada stop oldum. Bir daha da long pozisyon çok nadir taşıdım. Yani çok kısa giriş çıkışlarda long pozisyon taşıdım. Hep short pozisyon taşıdım oradan beri. Kapattım arada, tekrar açtım falan filan. Hani teknik analiz budur işte. Yani bunun öte bir şey değildir. Neticede size bir zaman, bir fiyat, öyle hani kesin teşhis, şu olur bu olur, öyle bir yöntem yok. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Ama çok iyi strateji kurarsınız. Bu işin ABC'si de şu. Kendiniz yapın zaten. Hep söylüyorum. Bir trendte çizgiyi yukarıdan çekiyorsanız bir ayı piyasasındasınız. Aşağıdan çekiyorsanız bir boğa piyasasındasınız. Yani aşağıdan bir çizgi çekebiliyorsanız, dipleri birleştirdiğiniz zaman aşağıdan yukarı doğru, o hisseden çıkılmaz yani. O işte gidiyor, ne güzel çizginin üstünde. Devam ediyor fiyatlar. Düzeltiyor, müzeltiyor ama kırmıyor demek ki orayı. Bu kadar yani, yapılacak işte budur. Ya ben eleştiri anlayamıyorum. Yani ne demek lazım ki? Ya yapalım yani, Elliot dalga analizi yapalım. Gübre fabrika, ama her gün güncellemek gerekir. Çok da zordur yani. İç sayımını yapacaksınız onu falan. Ben görüyorum öyle çiziyorlar. İç sayım yok. Tutuyor mu, tutmuyor mu Fibonacci sayılarını, oturuyor mu, o da yok. Öyle çiziyor. Öyle olmaz ki. Onun da bir yöntemi var. Şimdi gübre fabrikalarını 15 gün önce yayınlamıştım. Yani 16 Haziran 60 desteğini takip ediyorduk. Mesela örnek olsun, 60 desteğini takip ediyorduk. Kırılacak mı, kırılmayacak mı merak ediyorduk. En sonunda kırdı. Ben geçen hafta videosunu çekmedim. Kırdıktan sonra bir destek seviyesi olabilir. Yani yüksek ihtimal etrafında dönecek bir seviye 55-54 civarlarıydı burada. 55 civarlarıydı daha çok. Altında çok küçük sarkmalar yapmış ama tekrar bir toparlamış üstüne, oradan tekrar tabii aşağı. Yani bakın, düşen bir trend var. Kaç günün altında çizgi kırmızıyı kullanabilirsiniz. Ortalama, ben daha çok ortalama kullanırım kendi adıma söyleyeyim. Daha dikkat ederim yani. Özellikle trendde oturuyorsa ortalamalar, burada da oturuyor. 60 lira, 60 liranın altında görüyorsunuz şu kırmızı çizgi veya 50 gün ortalaması şu an düşen trendini çiziyor. Bunun altında kaldığı müddetçe piyasası haliyle bir ayı piyasasıdır gübre fabrikasının. Bu tabi yarın dönmez anlamına da gelmiyor. Onu da söyleyeyim. Yani bu hiçbir zaman dönmez anlamına, ya da yarın ya da yarından sonra, bilemeyiz. Her şey bir haber patlar firma hakkında. Her şey olur. Dolayısıyla ayı piyasasını sürdürüyor. Bugün yeni dip alanı da yapmış. Yani 51 civarına, ki burada bir alt destek eğer devam ederse 46 civarları olarak beklenir. Yani niye beklenir? Bakın, orada bir düzeltme şeyi var. Trendi var yani. Burada bir düzeltmiş, yataya sarmış değil mi? Destek almış. O yüzden 45-46 civarlarında bir diğer destek attı. Umarım anlaşılır şekilde anlatabiliyorum, biliyorumdur. 200 günün altında, 8 gün, bunlar normalde iyi değil. Bu gördüğünüz zaman zaten bütün ortalamaların altında seyreden fiyatlar düşüş fiyatlar. Yani bu kadar basit. İlk direnç yukarı doğru toparlarsa bir 56-35 dirençtir. Yani 20 gün ortalaması aşağıdan yaklaştığınız zaman her zaman dirençtir. Kırılırsa ama biz bir 50 güne doğru, bakın ille temas eder diye bir şey değil. Yani 56-35'i geçer dedim. 56,5'ta kapattı bugün. Yarın sallıyorum. Hemen 60'a değer anlamında söylemiyorum ama bir atak oraya doğru, bir deneme. Yani piyasa görüyor çünkü o 20 günden kuvvetlendiğini hissin. Bir kısım alıcı gelebilir ve bir deneme olabilir. O yüzden ilk etapta 56-35, ikinci etapta 60
Tabii 54 ton var bir de arada. Onu söyleyeyim. Gerçi özür dilerim. 54 şeyde kapattı. 51-55'te kapattı. Yani 54 ton burada 8 gün ortalaması. Normalde yükselişler, sert yükselişlerde ve sert düşüşlerde bir anahtar vazifesi olabilir. O da onu da aklınızda tutun yani 54 tonda yukarı doğru bir düzeltme gelirse ilk dirençtir ama oradaki direnç zayıf olur çoğu zaman. Yani çok yüksek bir direnç olmaz. Ama yine de göz önünde bulundurmak lazım. Satışlar hacimli bir şekilde geliyor. Öyle düşen bir hacimle pek göremiyoruz da yükselen bir hacim. Yani son 2 gündür çok yükselmese de aynı seviyede kalsa da yine de iştahlı bir satıcı grubundan söz etmek mümkün. RSI 30 yani zayıf bir RSI, o düzeltti tabii. Şurada en son yaptığım videoda da kaçtaydı ki? Şurada 29 civarlarındaydı. Görüyorsunuz 26'dan yukarı bir tepki vermiş. Düzeltmesini yapmış. Gene zayıf bölgede aşağı yönlü gösteriyor. MACD de öyle kırmızı olarak güçlendirmiş histogramı. Yani öyle çok güçlü değil şu an ama en azından hala negatif bölgeyi göstermeye devam ediyor MACD göstergemizde. Bunun dışında söylenebilecek başka da hiçbir şey yok. Şimdi biraz önce başında anlattığım gibi yani benim kendi adıma söylüyorum. Benim buradaki kafam şöyle çalışır benim. Tamamen kendi adıma söylüyorum bakın. Kırmızının altında o zaman düşüş trendi. Dip tahmini öyle bir tahmin yapmam yani. Boşu boşuna o tahminlere girmem. Şuradan mı döner, buradan mı döner diye. Çok fazla kafamı yormam öyle şeyler. Ama gittiği yerde bir patern ararım. Çok çekilirse fiyatlar. Bakarım yani var mı bir patern. Bize bir dönüş gösterecek mi? Orada bir yataya sarmış mı? Alıcılar gelmiş mi? Bundan sonra bakılacak şey o. Ama hangi destek? Maalesef dediğim gibi onu bilmek imkansız. Arada bir yerde de olabilir. Hani şu destekleri çiziyoruz ama arada bir yerde de bir yataya sarma veya bir alıcı tepkisi olabilir. Umarım tabii öyle bir şey olursa en kısa zamanda olur. Herkese iyi akşamlar.